İstatistiğin konusu nedir? Arkadaşlar, ölçülebilen her şey istatistiğin konusu olur. Bu ölçülebilen derken boydur, kilodur, gelirdir, herhangi bir konuda ileri yönelik tahmindir. Ölçülebilen her şey, sayılabilen her şey istatistiğin konusu olur. Yalnız istatistiğin konusu olamayan şeyler nelerdir? Ki buna biraz sonra biraz daha ayrıntılı değinebiliriz. İstatistiğin konusu olamayan şeyler arkadaşlar, özellikle kişisel tercihlerin ön plana çıktığı şeyler. Mesela herhangi bir parfüm konusunda herkesin fikri farklı olabilir. Birisi çok beğeniyorum diyebilir. Birisi bu parfüm bana hitap etmiyor diyebilir. Bir başka mesela sevgi ya da korku dediğimiz şeyler arkadaşlar. Yani benim çok korktuğum bir şey bir başkası için komik de gelebilir. Mesela yıllar öncesinden ben şeyi hatırlıyorum. Tavuktan korkan da vardı. Bana komik geliyordu. Tavuktan yani korkulur mu diye düşünüyordum. O yüzden tekrar söylüyorum. Hani rüya gibi, korku gibi, sevgi gibi ölçülemeyen, sayılamayan, kişiden kişiye değişen şeylerdi arkadaşlar. Araştırma yapılamaz. Yani istatistiğin konusu olmaz diyoruz. Yığın olay, istatistik yığın olaylarla ilgilenir diyoruz. Bu olaylarla ilgilenilen özellikleri bakımından değişkenlik ve belirsizlik gösterirler. Anlattığımız şeyler de zaten bunlarla ilgili. Bir de tipik olay var arkadaşlar. Bu kitabımızda şurada tipik olay. Tipik olay dediğimiz araştırma, bu da istatistiğin konusu olmaz. Tipik olay dediğimiz bir fen bilgisi laboratuvarında, bir fizik laboratuvarında olduğunuzu düşünün. Yani elimizdeki kalemi bıraktığımız zaman yere düşer mi? Düşer. Bunu ben de yapsam aynı şey olur. Siz de yapsanız, 100 kere de yapsak, bıraktığımız zaman her seferinde değişiyor, aynı sonuçta karşılaşıyor isek, bu tip olaylara özellikle laboratuvar ortamı diye böyle genelleyebiliriz arkadaşlar. Herkesin aynı koşullarda yaptığında aynı sonuca ulaştığı olaylara tipik olay diyoruz. Peki istatistik nedir? Şimdi geldik bir sonraki kısmına. Arkadaşlar biraz hızlı gittiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Tekrar edilmesini istediğiniz bir yer varsa ben şey yapabilirim tabii ki. Tekrar açıklayabilirim. Ama konuyu ancak böyle yetiştirebileceğime inanıyorum. İstatistik arkadaşlar, istatistik değişik anlamlarda kullanılan, bunun sonucu olarak da farklı tanımları bulunan bir kavram. Şimdi istatistik İlgilendiğimiz bir olay olmak zorunda. Sınavda da sıklıkla karşımıza çıkar arkadaşlar. İlgilendiğimiz bir olay olmak zorunda. Bu olayla ilgili araştırma yaparken gözlem birimlerinden bilgi topluyoruz. Araştırma yapılabilecek olayları zaten daha önce söylemiştik. İşte ölçülebilen ya da sayılabilen şeyler olmalı diye. Bunlarla ilgili bilgi topluyoruz. Yalnız ilgilendiğimiz konuyla ilgili, araştırma yaptığımız konuyla ilgili tüm gözlem birimleriyle ulaşılabilecek tüm gözlem birimleriyle ilgili araştırma yapıyor isek, biz bunu arkadaşlar ana kütle diyoruz. İlgilendiğimiz konuyla ilgili. Arkadaşlar burası önemli. Tümü ya da tamamıyla tüm gözlem birimleri ya da gözlem birimlerin tamamıyla araştırma yapıyor isek bunu ana kütle diyoruz. Bazen ilgilendiğimiz olayla ilgili tüm gözlem birimlerine ulaşamayabiliriz. Bu zamanla ilgili sıkıntımız olabilir. Maliyetle, bütçeyle ilgili, parayla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bazen istesek de sonuna ulaşamadığımız durumlar, ana kütleler olabilir. Mesela Hazar Denizi'ndeki balık çeşidi sayısı deseydik arkadaşlar, tüm Hazar Denizi'ndeki balık çeşitleri sayısını tek tek sayma şansımız yok. İstesek de tamamına ulaşamıyoruz. Bu gibi durumlarda ana kütlenin tamamına ulaşamıyor isek, bu ana kütleyi iyi bir şekilde temsil ettiğini varsaydığımız küçük bir grup seçeriz. Bu seçtiğimiz gruba örnek diyoruz. Bu seçilen gruba örnek diyoruz. Bu seçilen grup üzerinde yapılan araştırmalardan yola çıkarak, genel hakkında karar vermeye, yorum yapmaya çalıştığımız durum arkadaşlar istatistik. O zaman tekrar şöyle söylüyorum. Ana kütle neydi? İlgilendiğimiz konuyla ilgili tüm gözlem birimlerinin oluşturduğu toplu ana kütle diyoruz. Ana kütle araştırması başka bir şey arkadaşlar, ama istatistik dediğimiz zaman ilgilendiğimiz konuyla ilgili tüm gözlem birimleri bir kere olmayacak. Bu gözlem tüm gözlem birimlerinin bir kısmı. İşte bu seçilen kısmına da örnek dedik. Seçilen bu kısımdan yola çıkarak diğer herkes için karar vermeye çalışılan sürece istatistik denir. Mesela şöyle düşünün.
derse gelen arkadaşlardan yola çıkarak başarılarıyla ilgili bir araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Azerbaycan'daki arkadaşlarımızın başarılarıyla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Şimdi derse gelen arkadaşlarımız da var, gelmeyen arkadaşlarımız da var. Buradan yola çıkarak Azerbaycan'daki öğrencilerin başarısı deseydik, şimdi o zaman ne olacaktı? Derse gelenlerin başarısının daha farklı olmasını beklerdik, değil mi? Sizler de benim gibi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Katılmaya çalışırsanız daha güzel olur. Tekrar ediyoruz. Tüm gözlem birimlerini oluşturur toplu ana kütle diyoruz. Bu ana kütlenin bir kısmından, yani içinden seçilen bir küçük gruba örnek grup diyoruz. Bu örnek grup üzerinde yapılan araştırmalara istatistik ya da bu örnek gruptan yola çıkarak genel hakkında karar verme yöntemine istatistik diyoruz. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bu seçilen gruba örnek demiştik ama bu örnek grup üzerinde yapılan işlemlere örneklem. Arkadaşlar bu grubu, hangi grubu seçeceğimiz olayı önemli. Yani tüm gözlem birimlerinin oluşturur toplu ana kütle demiştik. Seçme işine örnek diyoruz, seçilen gruba örneklem diyoruz arkadaşlar. Deminden beri yanlış söylüyorum, düzelteyim, yanlış oldu. Grubun tamamını ana kütle dedik. Bu ana kütle içinden bir grup seçme işine örnek diyoruz. Seçilen gruba örneklem diyoruz. Bu grup üzerinde yapılan işlemlere, örneklem üzerinde yapılan işlemlere istatistik demiştik. Örnekleme de denir. Bu şekilde de söylenebilir. Devam ediyorum. Onun dışında bazı temel kavramlar, bunlardan bir tanesi birim. Hakkında bilgi toplayabileceğimiz şeylere birim diyoruz arkadaşlar. Bu birimler bazen canlı olabilir, bazen cansız olabilir birimler. Mesela canlı birim dediğimiz derse gelen öğrencilerin not ortalaması ile ilgili bir araştırma yapıyor olsaydık bu durumda bilgi toplayacağım gözlem birimleri sizler olacaktınız. Canlılardan bahsediyor olacaktık. Ama bu olay şöyle de olabilirdi. Okullarda bulunan çalışan eleman sayısı diyelim, işçi sayısı, memur sayısı, herhangi bir iş yerinde çalışan işçi sayısı deseydik. O zaman arkadaşlar ne olacak? Herhangi bir kurumda çalışan işçi sayısı dediğimiz zaman burada bilgi toplayacağımız şey ne olacaktı? Kurumlar olacaktı. Kurumlarda canlı olmadığına göre demek ki ne diyoruz? Birimler bazen canlı da olabilir, cansız da olabilir. Nasıl biz gelirle, giderle, harcamayla ilgili araştırma yapıyor isek bilgi topladığımız şeyler canlı ya da cansız olabiliyor. Bazen arkadaşlar mesela kaza ile ilgili, ölümle ilgili araştırmalar da yapılabiliyor. İşte kaza sayısı nedir, ölüm sayısı nedir? Bu anlamda baktığınız zaman kazayı canlı ya da cansız da diyemiyorsunuz. O yüzden canlı cansız her şey araştırmada birim olarak kullanılabilir. Birim türleri olarak karşımıza çıkan şeyler, maddi birim var, maddi olmayan birim var. Arkadaşlar bu maddi birim elle tutulur ve gözle görülebilir olan birimlere maddi birim diyoruz. Elle tutulabilir, gözle görülebilir birimlere maddi birim diyoruz. Eğer herhangi bir kurum gibi şu kurumda çalışan kişi sayısı, işçi sayısı, öğrenci sayısı, işte okuyan öğrenci sayısı diyor isek istediğim zaman bilgi alabileceğim birimlere, aklıma estiği zaman, telefon açtığım zaman bilgi alabileceğim birimlere devamlı birim diyoruz. Telefon açıyorum, sizin iş yerinde kaç kişi çalışıyor? Bir de ani birimler var. Bu ani birimler arkadaşlar, birden karşımıza çıkan olaylar, aniden ortaya çıkanlar, ani birim dememizin sebebi bu. Birden karşımıza çıkan olaylar. Mesela ne olur? Bakü'de olan trafik kazaları deseydik. Araştırma yapın arkadaşlar. Bugün çarşıya çıkın, işte Bakü merkeze çıkın, Özgürlük Meydanı'na çıkın. Orada kaza var mı yok mu sayın. Arkadaşlar akşama kadar beklediğiniz halde hiç kaza olmayabilir. Ama günün herhangi bir saatinde beklemediniz, bilmediniz herhangi bir saatte kaza da olabilir. Birden ortaya çıkan kaza gibi, grev gibi arkadaşlar, herhangi bir bebeğin doğumu gibi, ölüm gibi. Bunların dışında arkadaşlar bunlara ani birim diyoruz. Bunlara evlenmeyi de ekleyebiliriz. Evlenme nasıl ani birim oluyor? Arkadaşlar şimdi iki kişi evlenmeye karar veriyor. Evlendirme dairesine gidene kadar, kısaca siz imzayı atana kadar evli değilsiniz. İmzayı attığınız anda evli, yani ikinci kişinin de imzayı attığı anda evli sayılıyorsunuz. O yüzden o imza atılan an kısa bir an, anlık bir şey.
kaza gibi, ölüm gibi birden işte imzayı attığım zaman iş bitiyor. Evli değilken birden evli oluyorsunuz. Böyle düşünüyoruz. Gerçek ve varsayımsal bilim dediğimiz bilimler var. Gerçekte maddi varlığa sahip olan bilimlere gerçek bilim diyoruz. Bir de arkadaşlar gerçekte var olmayan bilimler var. Mesela bu sınıftaki şu anda bulunan kişilerden ikişerli kaç farklı grup oluşturabiliriz? Eğer sınıfta 5 kişi olsaydı arkadaş ya da 6 kişi olsaydı biz ne diyecektik? İşte ikişerli 1, 2, 3 grup oluştururuz diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu birinci kişi ikinciyle beraber bir grup olabileceği gibi birinci kişi üçüncüyle beraber de bir grup olabilir. Birinci kişi dördüncüyle beraber ya da beşinciyle beraber de bir grup olabilir. O zaman varsayım olarak birinci kişi ikinciyle 1 ile 3, 1 ile 4, 1 ile 5, 1 ile 6 bir grup olabilir. Aynı şekilde ikinci kişi üçüncü kişiyle, ikinci kişi dördüncü kişiyle, ikinci kişi beşinci kişiyle grup olabilirdi. Varsayım olarak bir sürü farklı grup oluşturulabilirdi. Mesela şöyle düşünün. Üç kişilik bir grup olsaydı arkadaşlar. Buna ne diyelim? A, B, C. Kişileri diyelim. Buradan ikişerli kaç farklı grup olabilir? A ile B bir grup olabilirdi. A ile C bir grup olabilirdi. B ile C de bir grup olabilirdi. O zaman 3 kişilik toplam 3 kişi olan bir toplulukta ikişerli kaç farklı grup oluşturabiliyormuşuz? Hani sadece bu ikisi olur, geriye kalan açıkta kalır, bir tane grup oluşturur diyemiyoruz. Varsayım olarak bir sürü grup oluşturabiliyoruz. Peki 4 kişi olsaydı A gibi, B gibi, C gibi, D gibi 4 farklı kişi olsaydı o zaman A ile B bir grup olabilirdi. A ile C bir grup olabilirdi. A ile D bir grup olabilirdi. B ile C, B ile D bir grup olabilirdi. C ile D bir grup olabilirdi. Baktığınız zaman 4 kişi var ama oluşturabileceğimiz grup sayısına baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı grup oluşturabiliyormuşuz. Buna da varsayım olarak bu kadar grup oluşturabildiğimiz için varsayımsal birim diyoruz. Bunun dışında doğal birim ve doğal olmayan birim var arkadaşlar. Doğal birim parçalandığı zaman, burası önemli, parçalandığı zaman eğer özelliğini kaybediyor ise buna doğal birim diyoruz. Mesela parçalandığı zaman özelliğini kaybeden ne olabilir? Ya da parçalandığı zaman özelliğini kaybetmiyor ise buna da doğal olmayan birim diyoruz. Arkadaşlar bir kağıt parçası düşünün. Kağıt parçasını kestiğiniz zaman hala iki ayrı kağıt parçasıdır, değil mi? Sadece biraz daha büyükken kestiğim zaman iki ayrı parça kağıt oldu. Bir daha kesseydim 3 ya da 4 parçadan oluşan bir kağıttan bahsediyor olacaktık. Hala kağıt olduğu için özelliğini kaybetmemiş olacaktı. Peki bu bir kumaş parçası olsaydı kestiğim zaman özelliğini kaybediyor mu? Evet. Hayır, yani sadece küçük bir kumaş parçası ama hala kumaş. O yüzden kumaş olmaya devam ettiği için, özelliğini kaybetmediği için doğal olmayan birim diyoruz. Mesela arkadaşlar evinizin bahçesini düşünün. Bir bahçe. Yarın öbür gün işte evdeki iki kardeş bu arsayı kendi arasında ikiye böldü. Parça olarak eskisi kadar büyük değil ama hala arsa olmaya devam ediyor, öyle değil mi? İki ayrı parçadan oluşan bir arsadan bahsediyoruz. Yarın öbür gün tekrar böldünüz. Parça biraz daha küçük olsa bile hala arkadaşlar burası bir arsa. Arsa olduğu için özelliğini kaybetmemiş diyoruz. Peki özelliğini kaybetme nasıl olur? Şey düşünün, bir para arkadaşlar. Elinizde bir kağıt para var. Bu parayı ikiye böldüğünüz zaman, parayı bozdurmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. 10 manatı ikiye bölüp 5 manat 5 manat yapmaktan bahsetmiyorum. Yırttığınız zaman özelliğini kaybeder, kullanılamaz hale gelir. Aynı şekilde canlı olan gözlem birimlerinden bahsediyorum. Bir insan ikiye bölünemez. Bölündüğü zaman artık bu cinayete girer. Yani bölündüğü zaman özelliğini kaybetmiş oluyor. Canlı herhangi bir şey. Para gibi şeyler. Bölündüğü zaman özelliğini kaybediyor ise kaybedenler doğal birimler. Bölündüğü zaman özelliğini kaybetmiyor ise doğal olmayan birimler diyoruz arkadaşlar. Ders kitapları sizde var mı bilmiyorum.
Ama internet ortamından arkadaşlar kitabı indirebileceğinizi biliyorum. Eğer kitabı indirirseniz oradan tanımlara bir kez daha bakmanızda fayda var. Bir de bunun dışında evren dedik. Anlatırken ilgilendiğimiz konuyla ilgili tüm gözlem birimlerinin oluşturduğu topluluğa ana kütle demiştik. Ana kütlenin arkadaşlar bir başka ifade ediliş şekli evren şeklinde de karşımıza çıkabilir. Evrenle ana kütle aynı anlamda kullanılır. Biz genelde evren deyince aklımıza ne geliyor? Her şey aklımıza geliyor. Yani uzaydan, gezegenlerden, canlılar, cansızlar, evren dediğimiz zaman aklımıza gelen şey her şey aslında evren diyoruz. İstatistikte de böyle ilgilendiğimiz konuyla ilgili tüm gözlem birimleri, bütün gözlem birimlerini saydığımız için buna evren diyoruz. Arkadaşlar bunun ötesinde evren türleri var. Bu evren türleri yine gerçek evren, varsayımsal evren. Aslında birimlerle aynı anlamda, yani daha doğrusu yakın anlamda gerçek evren, gerçekte var olan gözlem birimlerinden oluşan topluluğa biz gerçek evren diyoruz. Varsayımsal evren ise arkadaşlar olduğu varsayılan, deminki mesela 4 arkadaşımızdan 2'şerli kaç farklı grup oluşturabiliriz demiş. Yani şöyle düşünmüyoruz. 4 arkadaşımız var. 2'şerli 2 grup oluştururuz diyemiyoruz. Çünkü 1 ile 2 olabilir, 1 ile 3 bir grup olabilir, 1 ile 4, 2 ile 3, 2 ile 4, 3 ile 4 farklı gruplar oluşturulabilir. Tüm oluşturulabilecek grupları düşündüğümüz zaman, gözlem birimlerine oluşan tüm grupları düşündüğümüz zaman buna varsayımsal evren diyoruz arkadaşlar. Kitapta bununla ilgili ne demiş? Bilim kurgu, evlenme olayı, ölüm olayı gibi fiilen gözlemlenebilen birimlerin oluşturduğu evrenler gerçek evrenler. Gerçekte var olmayan fakat oluşturulabilecek evrenlere varsayımsal evren denir. Bununla ilgili kitapta verilen örnek de güzel. 25 futbolcunun olduğu bir futbol takımı düşünün. Ama sahaya bunun istediğiniz 11'ini sürebilirsiniz. 25 kişilik bir gruptan kaç farklı 11 yaratabilirsiniz? Böyle düşünün. Böyle düşündüğünüz zaman ilk 11 mi olur, ilk 10 kişinin yanına 13. kişi mi olur, ilk 10'un yanına 14. kişi mi olur? 25 kişilik gruptan 11 kişilik kaç farklı grup oluşturabiliyor iseniz buna varsayımsal evren diyoruz. Onun dışında sonlu evren, sonsuz evren var. Sonlu evren tek tek sonuna kadar sayılabilen gözlem birimlerinden oluşuyor ise buna sonlu evren diyoruz. Sonsuz evren, istesek de sonuna ulaşamadığımız evrenler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi demin Hazar Denizi ile ilgili verdiğimiz bir örnekti. Hazar Denizi'nde kirlilik var mı araştırın dediğimiz zaman arkadaşlar şimdi bir şeyde kirlilik var ya da yok diyebilmeniz için evdeki bir bardak sudan bahsediyor olsaydık laboratuvar ortamında hepsini ölçebilirdiniz. Bu su temizdir ya da değildir. Kirlidir, işte ne bileyim içindeki oksijen miktarı şu kadardır, azot miktarı şu kadardır. Bir bardak olsa ölçme şansınız var. Tamamını ölçme şansınız var. Ama Hazar Denizi, Marmara Denizi, Karadeniz ya da herhangi bir şey. Böyle baktığınız zaman isteseniz de o Hazar Denizi'nin tamamını ölçme şansınız yok. Sadece ne yaparsınız? Hazar Denizi kirli midir değil midir sorusunun cevabını gidersiniz bir yerden numune alırsınız. Bakü kıyılarından numune alırsınız. Başka bir kıyıdan biraz daha numune alırsınız. O da bu bölgenin kirlenip kirlenmediğini gösterir. Ama buradan yola çıkarak Hazar Denizi'nde kirlenme başlamıştır ya da ne bileyim temizlenmeye başlamıştır. Balık çeşidi artmıştır, azalmıştır. İlgilendiğiniz olaya göre yaptığınız yorumları düşünün. O zaman ne yapıyoruz? İstesek de ana kütlenin tamamına ulaşamıyoruz. Bu gibi durumlarda da sonsuz evren diyoruz arkadaşlar. Bir de hazır ana kütle var, hareket halinde ana kütle var ya da hazır evren, hareket halinde evren var. Her an incelemeye hazır olan ve devamlı birim olarak gözlem birimlerinden oluşan ana kütleye arkadaşlar hazır ana kütle ya da hazır evren diyoruz. Devamlı bulunan gözlem birimlerinden oluşan neler olabilirdi? Mesela kurumlarla ilgili araştırmalardan bahsetmiştik. Yani sizle ilgili aylık harcamanız ne kadar bunu ölçmek gerekiyor. Herhangi bir soruyu çözme sürenizden bahsediyor isek ölçmek gerekiyor. Ama şu kurumda çalışan işçi sayısı deseydik telefon açıp öğrenebilirdik.
Devamlı var olan gözlemlerinden oluşan bir topluluktan bahsediyoruz. Peki kurumlarda çalışan insanlar deseydik, o zaman telefonla istediğim anda çalışan kişi sayısını öğrenebileceğime göre hazır olarak ortada duran bir ana kütle diyoruz ya da evren diyoruz. Bununla ilgili araştırmaları, bilgiyi alır almaz başlarız. Bir de hareket halinde ana kütle veya evren var. Bu da bir şirket gibi, bir bina gibi, bir kurum gibi değil de hareket halinde arkadaşlar evlenme gibi, trafik kazası gibi, ölüm gibi. Yani Bakü'deki bugün doğan çocuk sayısı deseydik arkadaşlar, bir kere gün bitmediği için bugün doğan çocuk sayısını bilemezsiniz. Dünü öğrenebilirsiniz, telefon açıp dünü öğrenebilirsiniz, bir önceki günü, evvelki günü öğrenebilirsiniz. Ama bugünkü doğan çocuk sayısı arkadaşlar günün sonuna kadar beklemeniz lazım. Bir de doğan çocuk ama hani ölü doğan, sağ doğan, bununla ilgili tabii şeyler de olabilir, beklemek de gerekebilir. O yüzden işin içine trafik kazası gibi, evlenme gibi, doğum gibi birden gerçekleşen şeyler var ise bunlarla ilgili bir bekleme süresi, bir ölçme süresi, bir araştırma süresi olması gerektiği için bu gibi durumlara da hareket halinde evren ya da ana kütle diyoruz. Bunun dışında sürekli evren var, süreksiz evren var. Arkadaşlar bunun içinde doğal birimlerin oluşturduğu evrenlere sürekli birimler diyoruz. Peki doğal birimler neydi? Tekrar geri dönelim çünkü az önce anlatmıştık doğal birim. Bölündüğü zaman özelliğini kaybetmeyen demiştik. Arsa gibi, kumaş gibi. Bölündüğü zaman özelliğini kaybetmeyen birimlere doğal birim demiştik. Bunlarla ilgili araştırma yapıyorsanız arkadaşlar o zaman sürekli evren diyoruz. Çünkü sürekli istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz bir evrenden bahsediyoruz. Ama doğal olmayan birimlerin oluşturduğu neydi bu? Doğal olmayan para demiştik. İnsan demiştik, canlı birimlerden bahsetmiştik. Bunlarla ilgili araştırma yaparken arkadaşlar bu gibi evrenlere süreksiz evren diyoruz. Aslında bir yerden sonra birden ortaya çıkıyorsa ani birim, işte devamlı varsa sürekli birim, sürekli birimlerin oluşturduğu topluluğa sürekli evren ya da sürekli ana kütle, birden ortaya çıkıyorsa ani birim, bunlarla ilgili araştırmalara sürekli evren diyorduk. Bir süre sonra tanımların aslında birbirine çok benzediğini göreceksiniz. Bir de bunların dışında, çünkü biraz sonra aynı şeyleri sanki tekrar ediyorum gibi gelecek, değişken dediğimiz bir şey var. Değişken de arkadaşlar hani hep arsa dedik, insan dedik, doğum dedik, ölüm dedik ama bu insanlarla ilgili ne yapıyoruz? Mesela sizle ilgili bir araştırma yapmak istiyoruz. Bu sınıfın boy ortalaması deseydik arkadaşlar, bu sınıfın boy ortalaması tek tek hepinize boylarınızın uzunluğunu soracaktı. Aynı kişilere soruyorum, boyla ilgili çeşitli cevaplar alıyorum. Peki ben bu gözlem birimleriyle kilo ile ilgili bir araştırma yapıyor olsaydım, sorduğum gözlem birimleri aynı kişiler olmasına rağmen ilgilendiğim özellik bu sefer kilo olduğu için her birinizden farklı cevap alacaktım. Peki günlük harcamanız ne kadar diye sizlere sorsaydım, dikkat edin, bilgi topladığım gözlem birimleri hep aynı kişiler. Ama bu sefer günlük harcamanız ne kadar dediğim zaman her birinizin vereceği cevap yine farklı olacak. O yüzden gözlem birimleri sizler olabilirsiniz. Canlı ya da cansız herhangi bir şey olabilir. İlgilendiğimiz özelliğe değişken diyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Ben sınavda karşınıza çıkacağına inanıyorum. İlgilendiğimiz özelliğe değişken diyoruz. Mesela sizlerle ilgili günlük harcamanız deseydik o zaman değişkenimiz harcama olacaktı. Sizlerle ilgili herhangi bir soruyu çözme süresi nedir deseydim, o zaman soruyu çözme süresi olacaktı değişkenimiz. Sizlerle ilgili boy uzunluğu ile ilgili bir araştırma yapıyor olsaydım, o zaman değişkenimiz boy uzunluğu olacaktı. Kısaca ilgilendiğimiz özelliğe değişken diyoruz. Peki göz rengi ile ilgili bir araştırma yapsaydım, o zaman değişkenimiz ne olacaktı? Göz rengi diyecektik. Arkadaşlar işte buradan yola çıkarak değişkenlerin içinde nicel ve nitel değişken dediğimiz değişkenler var. Arkadaşlar nicel değişken dediğimiz sayısal değerlerden oluşan değişkenlere nicel değişken diyoruz. Sayısal değişkenlerden oluşan. Mesela yaşınız kaç, boyunuz kaç,
Bir soruyu çözme süreniz ne kadar? Arkadaşlar dikkat edin. Hep sayısal olarak verilen cevaplar. Bunlara nicel değişken diyoruz. Peki özellik şöyle olsaydı. Derslerden memnun musunuz? Vereceğiniz cevap o zaman sayısal olmayacaktı. Evet ya da hayır. Göz renginiz nedir? Sözel bir cevap veriyor olacaktınız. İşte maviydi, yeşildi, siyahtı, elaydı, kahverengiydi ve benzeri. Sözel cevap veriyor iseniz arkadaşlar bu tip değişkenlere nitel değişken diyoruz. Karşınıza çıkacağına inandığım değişkenler. Arkadaşlar bunların dışında nicel nitel değişkenin yanında bağımlı değişken var. Bağımsız değişken var. Pardon, nicel değişkenle ilgili bir de sayısal değerler demiştik. Sözel değerlere nitel değişken dedik, sayısal değerler. İşte yaşınız kaç, boyunuz kaç, eve giderken kaç adım atıyorsunuz, adım sayısı. Bunlara nicel değişken demiştik ama nicel değişkenler kendi içinde sürekli ve kesikli değişken olarak da ikiye ayrılabilir. Kesikli değişken, mesela sizlere sorduğumu düşünün. Kaç kardeşsiniz? Biriniz 2 diyecek, biriniz 3 diyecek, biriniz 5 diyecek, biriniz 1 diyecek. Tek tek sayılabilen değişkenlerden bahsediyor isek buna kesikli değişken diyoruz. Tek tek sayılabilen değişken ise. Ama boyunuz kaç dediğim zaman arkadaşlar daha önce ölçmüş olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun tek tek saymak yerine ölçerek cevap verdiğiniz değişkenlere de sürekli değişken diyoruz. Boyunuz kaç? 1.55. Boyunuz kaç? 1.67. Boyunuz kaç? 1.71. Ben daha önce ölçmüştüm, biliyorum. Şimdi ölçmeme gerek yok diyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu sorunun cevabı ölçme yardımıyla verilen bir cevap. Kilonuz kaç? Bir ölçeyim bakayım. İşte 55'ti, 58'di, 72'ydi, 73'tü. Ölçerek veriyorsunuz. Bazen tam sayı olmayabilir. Sürekli değişkenler kesikli olabilir. Kilonuz kaç? 72,4. Boyunuz kaç? 1.58.6. Herhangi bir soruyu çözme süreniz ne kadar? 62 saniye, 38 saniye. Kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu soruya cevap verebilmek için bir sayısal değişken, o yüzden nicel dedik. Ama ölçme yardımıyla cevap verilen değişkenlere sürekli değişken. Tek tek sayabiliyor isek, arabanız var mı? Varsa kaç tane? Oturduğunuz bina, apartman mı? Kaç katlı? 1, 2, 3, 4, 5 katlı. Eviniz kaç odalı? Kaç kardeşsiniz? Ayakkabı, kaç tane ayakkabınız var? Kaç çift ayakkabınız var? Tek tek sayılabiliyor ise kesikli ve kesinlikle tam sayı olmak zorunda. Sürekli değişken bazen tam sayı olabilir, bazen kesirli değerler de olabilir. Bir de bunların dışında bağımlı değişken, bağımsız değişkenler var arkadaşlar. Bağımlı değişken, bağımsız değişken dediğimiz değişkenlerde şöyle yapayım. Arkadaşlar değişkenlerde daha sonra ayrıntılarına geleceğimiz değişkenler var. Eğer iki değişken birbirini etkiliyor ise, bir değişken bir başka olayı etkiliyor ise, etkileyene bağımsız değişken diyoruz. X ile gösteriyoruz. Bu bağımsız. Etkilenen, bundan etkilenene de bağımlı değişken diyoruz. Bunu da Y ile gösteriyoruz. Bağımlı ve bağımsız değişken. Mesela ne olabilir? Arkadaşlar, size yani fikrinizi soruyorum. Kendiniz yani düşünebilirsiniz. Sesli olarak da dile getirebilirsiniz. Sigarayla hastalık arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır hocam. Hastalıklarla ilgili bir araştırma yapıyor isek o zaman bu bir değişken. O zaman değişkenimiz hastalık oldu. Peki sigarayla hastalık arasında bir ilişki var mıdır diye düşünüyor isek o zaman burada arkadaşlar sigara içtiği için birisinin hasta olma ihtimali bize göre daha fazla, öyle değil mi? Böyle olduğuna inanıyoruz. Ya da araştırmalar böyle gösteriyor. O zaman burada sigara bağımsız değişken. Neyi etkiliyor? Bir kişinin hasta olma olasılığını, hasta olma ihtimalini ya da hastalığının artma ihtimalini arttırıyor. O zaman etkileyen sigara derken etkileyen bağımsız değişken, bundan etkilenen değişkene de ne diyoruz? Bağımlı değişken diyoruz. Peki bunu şöyle düşünelim. Mesela satılan dondurma sayısı,
dondurma miktarı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki var mıdır? Arkadaşlar, genelde şöyle bir beklenti vardır. Hava sıcaklığı artar ise satılan dondurma miktarının artması beklenir. Halbuki hava sıcaklığı da bir değişkendir. Dondurma satış miktarı da bir değişkendir. Kilo olarak ölçülür ya da tane olarak ölçülür. Külah olarak bakıyorsanız. O zaman ikisi arasında bir ilişki var mıdır? Burada sıcaklık arttığı için mi dondurma tüketilir? Dondurma tüketildiği için mi sıcaklık artar? Dondurma tüketildiği için sıcaklık artar demek doğru değil. Ama sıcaklık arttığı için dondurma, o zaman burada bağımsız olan değişken hangisi? Sıcaklık arkadaşlar. Bağımsız olan sıcaklık, bundan etkilenen sıcaklık arttığı için satılan miktar arttığına göre o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bundan etkilenen de dondurma satış miktarı diyoruz. Etkileyen değişkene bağımsız değişken, etkilenen değişkene de bağımlı değişken diyoruz. Arkadaşlar, tam sayım ana kütlenin tüm gözlem birimleri demiştik ya da evrenin tamamının araştırılması durumuna tam sayım araştırması demiştik arkadaşlar. Herhangi bir konuda tam sayım yapılıyor ise ya evrenin tamamı araştırılmıştır ya da ana kütle araştırması yapılmıştır. İkisi de aynı anlamda kullanılır. Örnekleme, örneklem. Bir de örnek var. Örnek, örneklem, örnekleme. Mesela Azerbaycan'da bize kayıtlı olan öğrenciler deseydik. Bunlarla ilgili, başarıyla ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Azerbaycan'da Azeri olduğu için ya da bu programa kayıtlı olduğu için kayıt yaptırmış olan arkadaşlarımız var olabilir ama Azerbaycan'da yaşamıyor olabilir. Ya da benim bu araştırmayı yaptığım dönemde ona ben ulaşamayabilirim. Bakü'de olmayabilir, Gence'de olabilir, başka bir yerde olabilir. Azerbaycan'daki öğrencilerin tamamını ana kütle dedik. Ama oradan ben bir şimdi hepsine ulaşamıyorsam, sınırlı zamanım var. O zaman nasıl bir örnek seçeyim? Seçeceğim grup işte o anda Bakü'de olanlar ya da o hafta Bakü'de olanlar deseydim. Bunu seçme işlemine örnek diyorum arkadaşlar. Neredeki öğrencileri seçmeliyim? Seçme işlemine örnek diyorum. Seçilen gruba örneklem diyorum. Gruba örneklem diyorum. Bu grup üzerinde yapılan işlemlere örnekleme diyorum. Seçme işlemi örnek, grubun kendisine örneklem, bu grup üzerinde yapılan işlemlere de örnekleme diyorum. Bunun dışında arkadaşlar, biraz hızlı gittiğimin farkındayım. Süre sınırlı olduğu için sürenin de çoğu bitti. Ünite böyle bile yetişmeyecek gibi bir durum var. Parametre ve istatistik diyoruz. İlgilendiğimiz özelliğe değişken demiştik. Hatırlayalım. Peki bu ilgilendiğimiz özellik, mesela Azerbaycan'daki öğrencilerin başarısı deseydik. Eğer ben tüm Azerbaycan'da yaşayan, derse katılan arkadaşlarla ilgili bir araştırma yapsaydım, bütün Azerbaycan'daki öğrencilerle ilgili bir araştırma yapsaydım ve oradaki öğrencilerin not ortalaması deseydim. Arkadaşlar, bütün Azerbaycan'daki öğrencilerin not ortalaması dediğim zaman simge olarak böyle gösteriyorum. Aritmetik ortalamayı, ortalamayı arkadaşlar bu simgeyle gösteriyorum. Azerbaycan'da yaşayan öğrencilerin standart sapması deseydim, bu kavramların ayrıntılarına ne demek olduğuna ya da nasıl hesaplandığına daha sonra gireceğiz. Ama şimdilik ön bilgi olsun. Standart sapma deseydim, simgesiyle gösterecektim. Buna sigma diyoruz arkadaşlar. Sigma. Buna da mü olarak okuyoruz. Mü dedik. Buraya da sigma dedik. Ana kütle hakkında bilgi veren bu değerlere parametre diyoruz. Tekrar ediyorum. Önemlidir. Ana kütle hakkında bilgi veren değerlere parametre diyorum. Ana kütle hakkında bilgi veren değerler. Peki istesek bile ana kütlenin tamamına ulaşamayabiliriz demiştik. Ana kütlenin tamamına ulaşamadık. Yani Azerbaycan'daki tüm öğrencilere ulaşamadık. Ulaşabildiğimiz küçük bir gruptan yola çıktık. Bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Bu seçtiğimiz küçük grubun ortalamasından bahsediyorum. Dikkat edin. Her ikisi de ortalama olmasına rağmen.
Biri tüm gözlem birimleriyle yapılmış bir araştırmanın sonucu. O yüzden buna parametre dedik. Diğeri ise seçtiğim küçük örnekleme ait bir ortalama. Bunu bu simgeyle gösteriyorum arkadaşlar. Aritmetik ortalama, ortalama simgesi böyle gösterilir. Peki bu örnek grupla ilgili, bu örneklemle ilgili standart sapma deseydim, o zaman standart sapmayı S harfiyle gösterecektim. Tekrar ediyorum, standart sapma ve ortalama. Burası da standart sapma ve ortalama. Eğer bu simgeler kullanılıyor ise, mü ve sigma kullanılıyor ise, ana kütle hakkında, yani tüm gözlem bilimleriyle yapılan bir araştırma sonucu olduğu için bu simgelere parametre diyorum. Örneklem hakkında bilgi veren bu değerleri ise istatistik diyorum arkadaşlar. O yüzden istatistiğin tanımını ilk başta yaparken şöyle söylemiştik. Grubun tamamına değil küçük bir kısmından yola çıkarak yapılan hesaplamalar sonucu. Ana kütlenin ortalaması şöyledir. Ana kütlenin ortalaması yaklaşık olarak şöyledir gibi yaklaşımlarda, tahminlerde, varsayımlarda bulunuyor isek buna istatistik diyoruz. Kısaca tüm gözlem birimleriyle değil, sınırlı sayıda gözlem birimleriyle yapılan araştırma sonucunun simgeleri bunlar. O yüzden diyoruz ki örnek hakkında, örneklem hakkında bilgi veren bu değerlere istatistik, ana kütle hakkında bilgi veren bu değerlere parametre diyoruz arkadaşlar. Onun dışında devam ediyorum. Süremiz sınırlı. Arkadaşlar bilim, bilimsel araştırma, istatistik eğitimi diye bir başlığımız var. Bilim, araştırma sonucu kanıtlanmış, geçerliği herkes tarafından kabul edilmiş, nesnel, mantıklı, genellenebilir, bir başkası yaptığı zaman da aynı ortamlarda, aynı koşullarda yapıyor ise, aynı sonucu buluyor ise, sistematik bir bilgiler bütününden oluşuyor ise, bunu arkadaşlar biz bilim diyoruz. Herkes tarafından aynı koşullarda yapıldığı zaman aynı sonucu buluyor ise buna bilim diyoruz. Sistematik bilgiler kümesidir şeklinde kısaca özetlenebilir. Bilimsel araştırma yöntemleri vardır arkadaşlar. Bu yöntemlerde bilimsel araştırma yapmak için veriler sistemli olarak derlenmesi lazım. Derlenen verilerin çözümlenmesi, araştırılması, sınıflanması lazım. Elde edilen bilgilerin değerlendirilebilmesi ve yorumlanması lazım. Aynı koşullarda hepimiz yaptığımız zaman aynı sonucu bulmamız lazım. Bu bilgileri toplarken de arkadaşlar bizim tarafsız olmamız gerekiyor, yansız olmamız gerekiyor. Mesela Bakü'de yaşayan insanların ortalama harcamasıyla ilgili bir araştırma yapıyor olsaydık. Bakü'de yaşayan insanların ortalama harcaması. Arkadaşlar, Bakü'ye bir iki defa geldim ben. Bazı yerlerin isimlerini unuttum ama sizler daha iyi bilirsiniz. Cevap vermeniz de gerekmiyor. Hani şey olarak söylüyorum. Gelir grubu diğerlerine göre daha iyi olan insanların oturduğu semtler var Bakü'de. Bu sadece Bakü'de değil, dünyanın her yerinde vardır. Dünyanın her ülkesinde, her ilinde, her ilçesinde, her kasabasında gelir grubu diğerlerine göre daha iyi olan insanların olduğu bir mahalle düşünün. O zaman ne oluyor? Ben Bakü ile ilgili bir araştırma, Bakü'deki insanların gelir grubu durumu ile ilgili bir araştırma yapmak için sadece o mahalleye gitmiş olsaydım bulduğum sonuçlar genellenemez olacaktı. Bütün Bakü'yü doğru bir şekilde temsil etmeyecekti, doğru bir şekilde ifade etmeyecekti. Peki gelir grubu daha bu bölgeye göre daha az olan kırsal bölgeye yakın bir yerde araştırma yapsaydım yine doğru yapmış olmayacaktım. Bu zaman bu sefer de insanların, Bakü'de yaşayanların geliriyle ilgili çıkan sonuç daha küçük çıkacaktı, az çıkacaktı. O da doğru olmayacaktı. O yüzden bilgilerin toplanırken yansız ve tarafsız olarak toplanması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bilimsel araştırma süreçlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bilimsel araştırma süreçlerinde nelerimiz var? Bir kere doğru tanımla, betimleme yapmamız lazım. Yani neyle ilgili araştırma yapıyor isek doğru çerçeveyi tanımlayabilmemiz lazım. İlişkilerini değişkenler arasında kuramsal olarak var olan sebep-sonuç ilişkisinin yapısını, ilişkinin derecesinin belirlenmesine ilişkin araştırmalara ilişkili araştırması denir.
denilmiş. Değişkenler arasındaki ilişkinin araştırması arkadaşlar şöyle düşünün. Demin verdiğimiz bir örnek vardı. Sigarayla hastalık arasında ya da sigarayla kanser arasında bir ilişki var mı, var mıdır diye sormuştuk. İkisi de iki ayrı değişken ama sigaranın bağımsız değişken, hastalığı etkileyen bir değişken olduğunu söylemiştik. Etkilediğini düşünüyoruz ama soru şu, ne kadar etkiliyor? Yani sigara içen kanser olabilir ama sigara içmeyen kanser olmaz mı? Aynen. Yani kanser olanların hepsi sigara mı içmiştir? Hayır. O zaman sigara ile kanser arasında bir ilişki var ama kanser olanların hepsi sigara içmiştir demiyoruz. Yani bu genetik olabilir. Aileden geliyor olabilir. Çalıştığınız iş ortamı, sosyal çevreden olabilir. O yüzden kanser olmanın başka sebepleri de olabilir. Peki sigara ile kanser arasında ilişki var, tamam. Ama ne kadar, ilişkinin derecesi ne kadar dediğimiz zaman işte %80, %90, %95 gibi bir rakam, bir oran verebiliriz, ayrı mesele. Ama ilişkinin bir derecesi olması lazım. İlişkinin derecesi az ise sıfıra yakın değerlerden bahsediyoruz. İlişkinin derecesi kuvvetli ise 1'e yakın rakamlardan bahsediyoruz. İşte %90 gibi, %95 gibi rakamlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar devam ediyorum. Başka ünitenin sonuna geldik. Burada ünite sonunda yetiştirmeye çalışıyorum. Aşağıdakilerden hangisi istatistik bilimi olarak alınamaz? İstatistik bilimi olarak alınamaz. Buradan birlikte bakalım. Arkadaşlar coğrafi bölgelerle ilgili araştırma yapılır mı? Yaşayan insan sayıları ve benzeri. O bölgede yaşayan bu bölge. Demek ki araştırma yapılabiliyor. Doğumla ilgili işte doğan kişi sayısı bilmem ne yapılabilir. Aile başına düşen işte harcama miktarı ya da birikim miktarı, çocuk sayısı ve benzeri yapılabilir. Bu sene Bakü'de boykot oldu mu, grev oldu mu, kaç tane oldu olabilir. Kokuyla ilgili araştırma yapılabilir mi? Yapılamaz. Neden? Çünkü aynı koku, bir parfümden bahsetmiştik. Kişiden kişiye değişen şeylerden bahsediyor isek buna kişisel tercih diyoruz. Koku, buradaki gibi korku, sevgi, rüya gibi şeyler kişiden kişiye değiştiği için bunlarla ilgili araştırma yapılamaz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir? Birden ortaya çıkıyor ise ani birim demiştik. Birden ortaya çıktığı da sürekli var olan bir şeyden bahsediyoruz isek buna sürekli birim demiştik. Ani birim dediğine göre aniden ortaya çıkan hangisi olabilir? Verilen seçenekler arasında dikkat edin, otomobiller sürekli var olan birimler. Sanayi kuruluşları direkt sürekli var olan şeyler. Binalar, okullar böyle ama deprem, kaza, ölüm ve benzeri şeyler aniden ortaya çıkan şeyler demiştik. Hangisi sürekli bir değişkendir? Değişkenle ilgili sürekli kesikli neydi? Ya sürekli değişken ya kesikli değişken. Tek tek sayılabiliyor ise kesikli değişken, ölçme yardımıyla ölçerek cevap verebiliyor isek buna sürekli değişken demiştik. Medeni hal, evliyim ya da değilim arkadaşlar. Cinsiyet, kadın ya da erkek, iki seçenek var. Bir okuldaki öğrenci sayısı 3 öğrenci, 300 öğrenci tek tek sayabiliyoruz. Üniversitedeki bina sayısı 3 bina, 30 bina, 23 bina, 45 bina tek tek sayabiliyoruz. Ama hane halkı geliri dediğimiz zaman o ay çok çalışıyor isek çok kazanmış olabiliriz, az çalışıyor isek az kazanmış olabiliriz. Bu ölçerek verilebilecek bir cevap olduğu için buna ne diyoruz? Sürekli değişken diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir? Sürekli değişken değilse kesikli değişkenden bahsediyoruz. Tek tek sayılabilen değişkenlere de ne demiştik? Kesikli değişken. Seçeneklere baktığımız zaman ölçerek cevap verilebilen değişkenler sürekli değişken, sayılarak cevap verilen değişkenleri de kesikli değişken demiştik. Böyle yapınca biraz daha oturuyor herhalde, değil mi arkadaşlar? Anlatırken karışık gelmiş olabilir. Mecburen de hızlı anlatıyoruz. Normalde ders süresi bitti ama soruları bitirmeye çalışıyorum. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir? Arkadaşlar, istatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir? Eğer ana kütle özelliklerinden bahsediyor isek parametre demiştik. İstatistik birimin, yani bir örneklemdeki birimin sahip olduğu özellik diyor isek
İlgilendiğimiz özelliğe ne demiştik arkadaşlar? Bir kez daha hatırlayalım. İlgilendiğimiz özellik. Göz rengiyle ilgili araştırma yapıyorum. O zaman değişkenimiz göz rengi. İlgilendiğim özelliğe değişken demiştik arkadaşlar. Unutmayalım. İlgilendiğimiz özelliğe değişken demiştik. Bilimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Maddesel bir varlığa sahip olan birimler. Yani maddesel dokunulabilen birimler. Sürekli var olan birimlerdir, doğru. Dokunabiliyor isem sürekli vardır. Canlı ve cansız birimler istatistik birimi olabilirler. Canlı birimler insanlar, işte cansız birimler bina demiştik. Hem dokunabiliyoruz hem var olan. Olay ya da fiil biçiminde bir anda ortaya çıkan birimlere ani birim demiştik. Doğru. Nitelikleri açısından bir bütün olma özelliğini gösteren birimlere doğal birim. Bölündüğü zaman özelliğini kaybediyor ise doğaldı. Kaybetmiyor ise doğal olmayan birim demişti. Bir bütün olma özelliği gösteriyor arkadaşlar. Çünkü böldüğünüz zaman bütün olma özelliğini kaybediyor. Bu da doğru. E şıkkına bakalım. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez. Gerçek birim olması için maddesel bir varlığa sahip olması gerekir. Gerçekte var olan ana kütleleri, ana kütle içinde bunu söylemiştik. Birimler içinde bunu söylemiştik. Gerçekte var olması lazım. Gerekmez ifadesi yanlıştır. Devam ediyorum. Arkadaşlar buradaki cevaplara sizler de hani bakabilirsiniz PDF'ini indirdiğiniz zaman ya da kitabınız varsa. Ama buradaki cevaplara çok fazla güvenmeyin. Bazen yanlış basım olmuş olabiliyor, burada çözerken görebiliyoruz. Hani genellikle doğru ama bazen yanlış basım olabilir. O yüzden cevap verirken buradaki cevabı cevap vereceğiniz cevabı arkadaşlar değiştirmesin. 7, 8, 9. soruları bu bilgiye göre yapıyoruz. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Belli bir gramaj düşünülmüş. Bu ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken arkadaşlar. Arkadaşlar bisküvi fabrikası var, bisküvi var, paket var. Ama biz neyden bahsediyoruz? Ağırlıkta. Ağırlıktan bahsediyoruz. Yani paketten değil, bisküviden değil, fabrikadan değil, ağırlıklarından bahsettiğimiz için doğru cevap ilgilendiğimiz özellik. O yüzden ağırlık diyoruz. Bu araştırmada birim nedir? Birim nedir arkadaşlar? Bisküvi paketlerinin ağırlığı. Yani ne fabrikalar ne bisküviler ilgilendiğimiz şey, burada gözlem birimi neydi? Üretilen bisküvi paketlerinin her birinin ağırlığından bahsediyor. Tek tek seçeneklere bakarsanız üreten fabrikalar değil. Bisküvi üreten A fabrikası değil araştırmamız. Paketlerinin tamamı değil. Bisküvi üreten fabrikaların her biri değil. Ama A fabrikasında üretilen, sanki soruyu tekrar okuyormuş gibiyiz, dikkat edin. Sınavda da böyle şey yapabilirsiniz. Yani kelime oyununa gelmemek için A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her birinin ağırlığıyla ilgilenmiştik. O yüzden her biri bizim birimimiz diyoruz. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez? Sürekli birim midir? Evet, sürekli var olan bir birim. Gerçek birim midir? Dokunabildiğime göre evet, gerçek birim. Maddesel midir? Maddeseldir var olduğuna göre. Varsayımsal mıdır? Hayır, var zaten. O yüzden varsayımsal değildir. Doğal olmayan birimdir. Çünkü bisküvi paketini böldüğüm zaman da hala bisküvi paketi olmaya devam eder. Özelliğini kaybetmediği için doğal olmayan birimdir. Ama varsayımsal değildir. Son sorumuza geldik. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir? İlgilendiğimiz özellik de arkadaşlar. Seçilen gruptu.
seçilen grup örneklendi, seçilen grup üzerine yapılan işlemlerdi. Bu ana kütle hakkında bilgi veren değerlerdi. Ama veriyi derliyor isen, düzenliyor isen, çözümlüyor isen ve sonuçları yorumlayıp genel hakkında karar vermeye çalışıyor isen buna istatistik diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben sorayım sizlere. Sormak istediğiniz bir şey. Yani anlaşıldı mı diye sormadan hızlı hızlı anlatmak zorunda kaldım. Süre sınırlı olduğu için böyle olmak zorunda. Önümüzdeki hafta ikinci üniteyi anlatacağım. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, grafiksel çözümleme. İsterseniz önümüzdeki hafta yine 11'de başlayıp 1 saatte anlatabiliriz. Eğer isterseniz 10'da başlayıp 12'ye kadar anlatabiliriz. Ya da sonraki haftaya bırakalım, ihtiyaç olursa uzatırız derseniz sonraya da bırakabiliriz. Haftaya nasıl yapalım? 11'de mi yapalım, 10'da mı yapalım? Aynı şekilde olsun hocam. 11'de, önümüzdeki hafta 11'de bir aksilik olmazsa o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. İyi günler.